merhaba, sevgiler, saygılar sunarak yine başlıyoruz biz bize. Muhteşem bir program olacak. Çok İnşallah keyifli olacak. Diyelim, çok güzel bir açılış yaptın. Neden? Harika bir enerji verdin hem bize hem izleyicilere. Evet ama muhteşem güzel. Bir program diyorum çünkü konuklara baktım biraz konuklar evvel. Konuklar çok güzel. Çok değerli konuklarımız var. Özellikle anne babaları ilgilendiren bir konu var bence. Çocuklarda grip mevzusu özellikle şu dönemlerde çok önemli bence. Sizde var mı çocuk? Yok, ben evli değilim. Aa, evet. Geçen yüzük, bu yüzük. Evet, ben sözlüyüm. Aa, çok güzel. Ben yüzüğün en çok kafamı karıştıran hayatım boyunca şu oldu. Yüzük ne tarafa, evlenince ne tarafa, sözlenince ne tarafa, nişanlanınca ne tarafa. Ben öğrendim bunu. Ya ama bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Hocam, daha sözde böyleyiz. Yüzükler takılıyor ve çıkmıyor maşallah. Öyle Allah yapacağım. Nazardan şey yok, saklasın. Sağ olun, sağ olun. Mutlunuz daim olsun Amin, diyoruz. Amin inşallah. Evet, dediğiniz gibi anne babaları ilgilendiren bir konular var konu çocuklarla var. İlgili. Evet. Ve gelecekte ebeveyn olacakları elbette ilgilendirecek. Ondan sonra başka kim var hocam? Çok güzel, obeziteyi konuşacağız bugün. Evet. Bu arada obeziteyle ilgili doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Bence bu çok önemli bir konu. Böyle kulaktan dolma bilgiler vardır ya işte, hani şöyle yaparsak böyle olur ama çok onların yanlıştır esasında. Onlara değineceğiz. Unutkanlığı ve bilinçaltını konuşacağız ve en nihayet ben Deniz dişlerin çiğnemedeki fonksiyonunu ve rolünü anlatacağım ve o şekilde nokta diyeceğiz. O zaman şimdi isim isim izleyelim, sonrasında da biz bize başlayalım. Başlıyor. Diş eksikliğinin genel sağlığımıza etkisi nedir? Çiğneme fonksiyonu nasıl gerçekleşir? Diş eksikliği çiğnemeyi nasıl etkiler? Yüz asimetrisi ile çiğnemenin ilişkisi nedir? Diş hekimi Şahin Durmuş cevaplayacak. Obezite nedir? Kimlerde görülür? Hangi durumlarda obezite cerrahisine başvurmak gerekir? Fazla kilosu olan herkes obezite ameliyatı olabilir mi? Ameliyat sonrasında beslenme düzeni nasıl olmalı? Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Elnur Hüseynov, obezite cerrahisi ile ilgili doğru bilinen yanlışları anlatacak. Çocuklarda grip neden olur? Aileler ne zaman influenzadan şüphe etmeli? İnfluenza testi var mı? Nasıl bulaşır? Nasıl tedavi edilir? Çocuklarda bağışıklığı güçlendirmek için nasıl bir beslenme düzeni olmalı? Çocuklar grip aşısı olmalı mı? Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, uzman doktor Emre Çenesiz yanıtlayacak. Alzheimer nedir? Hastalık nasıl başlar? Kimler risk grubunda? Alzheimer tedavisi nasıl yapılır? Tamamen iyileşmek mümkün mü? Alzheimer olmamak için günlük yaşantımızda dikkat edebileceğimiz noktalar var mı? Nöroloji uzmanı Doktor Oğuzhan Onultan anlatacak. Bilinçaltı nedir, nasıl çalışır? Bilinçaltı çalışmaları kimlere, hangi durumlarda uygulanabilir? Değişmek mümkün mü? Nasıl daha iyi ve mutlu hissedebiliriz? Mühendis, toplum bilimci ve yazar Korhan Özduru, kişisel gelişim yolculuğu hakkında merak edilenleri cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. İyiye, güzele, sağlığa dair her şey. Önce sağlık diyoruz tabii ki. Hocam, uzman doktor Emre Çenesiz. Emre Bey'e bakınca valla böyle bir çok seviyorum doktorlarımızı. Allah başımızdan eksik etmesin ama Emre Bey'i de ayrı seviyorum. Eymen hastalandığında Emre Bey'in, çok özür diliyorum sizlerden, sapığı gibiydim. Bak her saniye bir anne olarak. Anne olunca öyle. Hocam bu ilacı çok nasıl normal koyacağım? Hocam kaçta işte hocam ateş evet. Şuna çıktı, ne yapalım hocam diye. Ve o ateş kadar ilgilendi ki Allah razı olsun hocam. Yani ateş olunca biz anneleri durduramıyorsunuz zaten, değil mi? Hemen korkuyoruz valla. Öyle korkuluyor. Yani çocuk olunca korkuluyor. Çocuk evet. Olunca. Yani özellikle bir ateşli havale hadisesi var. Tabii insanların aklına direkt o geliyor. Evet. Enfeksiyonlarda ateşi tetiklediği için insanlar onu düşünerek korkuyorlar. Haklılar. Evet. Allah tüm çocuklarımıza da, hasta olanları da, şu an bizi izleyenlere şifa versin Amin. Diyoruz. Evet. Ya şeyi soracağım. İnfluenza ben geldiğimde hastaneye çok salgın. Yaygındı. Bu dönem hala öyle çok, mi? Çok fazla salgın var. İstanbul ve genelinde, ülke genelinde var aslında influenza. Her sene olduğu gibi aslında bu Covid döneminde maskeler geldi. Biz bir iki yıl ara verdik. İnfluenza salgınlarını çok yaşamadık ama bu Covid sonrası açılmayla birlikte maskeler kalktı okullarda özellikle. Ve influenzanın da yayılımı arttı. Bu sene özellikle daha belirgin bir şekilde görüyoruz. Hocam bu, çok pardon, bu maske konusu hocam, bence en azından toplu ulaşım ve uçaklarda evet. Hala kullanılıyor olması gerekiyor. Çünkü hastanelerde zorunlu zaten. Hastanelerde hala zorunlu, hastanelerde evet. Sağlık kuruluşlarında evet. Ama
Onun dışında da bence bazı yerlerde olması gerekiyor. Çok yakın temasla bulaşıyor. Çünkü birazdan hemen bahsedeceğiz bulaş şekilleri. Evet. Evet, bulaş şekillerine geçmeden evvel influenza ne etki, yani nasıl anlıyoruz influenza olduğunu? İlla test yaptırmamız mı gerekiyor? Şimdi influenza yani tüm dünya özellikle Kuzey Yarımküre ülkeleri ve Avrupa'da yayılımı olan bir virüs. Her sene Eylül sonu Ekim başında başlıyor. Mevsimsel bir grip etkeni aslında influenza dediğimiz şey. Mart sonu, Nisan sonuna kadar da bu mevsimsel gribi görüyoruz. İnfluenza'da en sık gördüğümüz virüs. Ama influenza gribe neden olan tek neden influenza değil ama en yaygın olan o. İnfluenza'nın 4 alt tipi var. A, B, C, D olmak üzere. Biz en sık A ve B grubunu görüyoruz. Bunun yanında rinovirüs, parainfluenza virüs gibi çeşitli grip yapan virüsler de var. Ama şu anki en sık gördüğümüz şey influenza. İnfluenza'yı da tabii belirtileri nelerdir? Yani gripin belirtileri daha çok nelerdir? Sadece influenza'ya özel değil. Evet, öksürük, burun akıntısı, ateş, boğazda yanma hissi, tüm vücutta kırgınlık, kas ağrıları gibi nedenlerle bize başvuruyor çocuk hastalarımız özellikle. Hocam, yetişkinlerde aynı belirtileri mi gösteriyor izleyicilerimiz için? Kusma ve ishal çocuklarda görebiliyoruz ama erişkinlerde çok gördüğümüz bir şey değil ama diğer saydığım belirtiler ortak. Kusma ve ishalle de gelen vakalar var. Hocam bu belirtiler gripte var ama direkt influenza demiyorsunuz değil mi? Bir testi mi var? Tabii. Bunun? Yani bu grip belirtileriyle geliyorlar. Mutlaka test yapmak gerekiyor. Çünkü aslında bakarsanız bu biraz önce bahsettiğim virüslerin tamamı bu tabloya neden olabiliyor. Covid dahil. Bir sürüntü test alıyoruz burundan ve ağızdan. Hı hı. Özellikle burundan. Sekresyonları swab test diyoruz ona. Antijen testi influenza'yı gruplandırıyor ve testle birlikte tanısını koyabiliyoruz. Annelerimiz zamanı herhalde bilmiyorum sizin de öyle midir? En ufak bir ateşte hadi antibiyotik ver düşürülsün. Değil işte yani evet, kullanmaması gerekiyor. Evet. Ateşin nedeni çok önemli. Yani ateşten ben her hastama aynı şeyi söylüyorum. Ateşten korkmayın. Ateşin nedeninden korkun. Yani nedenini bildiğiniz ateşten korkmayın. Özellikle hani viral enfeksiyon düşünüyorsan ilk 72 saat ateş yürücüler ve bol sıvı takviyesiyle düzelmesini beklemek gerekiyor gerçekten. Başka salgın var mı hocam? Şu an çocuklarımızı bekleyen tehlikeler arasında. En sık gördüğümüz influenza A ve B grubu. Ama onun dışında da hani üst solunum yolu enfeksiyonu olarak rinovirüs, RSV özellikle 3 yaş altı çocuklarda ciddi solunum sıkıntısı yaratabiliyor. Bunlar daha nadir ama görülüyor. Covid yani korona da hala COVID'de hala görülüyor. İçinde zaten kapanmalar olmuş yani Türkiye'de evet. Durum ne şu an hastanede çok net yani görüyorsunuzdur. Yani biz ağırlıklı influenza görmemize rağmen arada COVID pozitif vakalarda yakalıyoruz. Belirtileri aynı. Ayırt etmek mümkün değil. Mutlaka test yapmak gerekiyor. Peki hocam çocuklarımızın bağışıklığını güçlendirmek istiyoruz. Aman işte hastalanmasın. Hastalanırsa evet, hafif geçirsin. Ne yapmamız gerekiyor anne baba olarak? Yani bağışıklık sistemi için tabii beslenme, bol sıvı gıda alımı, düzenli ve dengeli beslenme çok önemli. Özellikle C vitamini ağırlıklı beslenmek çok önemli. Hocam buna takviye C vitamini hani yetişkenlerde kullanıyoruz ya kış aylarında özellikle. Evet. İnsanın bir vitamin aldığı zaman daha iyi hissettiriyor gerçekten. Çocuklarda ben çocuklarda yaklaşım düzenli D vitamini kullanmaları. D vitamini o gün bana da dedi. Evet, düzenli D vitamini, etkin doz düzenli D vitamini. Hastayken de ekstra C vitamini öneriyorum. D vitamini zaten devam ediyor. Bir de diyetinde ağırlık vermesi gereken gıdalardan bahsediyoruz. Evet. Nedir? İşte balık, zencefil, zerdeçal, işte yoğurt, organik yoğurtla birlikte tüketilmesi, kefir, meyve püresi. Çocuklarda tolerasyonu zor ama bunların bağışıklığa olumlu etkileri var. Probiyotik içeriği zengin oldukları evet, için. Meyve püresiyle tatlandırıp verilmesi özellikle ailelere öneriyoruz. Onun dışında bahsettiğiniz gibi balık selenyumdan çok zengin, immün sistemi çok iyi destekliyor, antioksidan aynı zamanda. Bal, o da etkili, yani özellikle bir yaş üstü çocuklarda bir kaşık bal önerilebilir. Evet. Onun dışında bir de fast food'dan uzak durmak, tabii obezite çağın hastalığı maalesef, çocuklarda özellikle fast food tarzı beslenmenin önüne geçip tencere yemeklerini yemesini sağlamak çocukların bunlar.
Yani obezite yönlerse, obezite de çünkü bağışıklığı negatif yönde etkileyen bir şey. Evet. Bunu da uzun vadede önleyebilirsen daha dirençli olur. Bir de tabii yaşam tarzları çok önemli. Çocuklar okula gidiyor. Tabletlerde sürekli. Yani onlar çok telefonlar, etkiliyor. Telefonlar, tabletler yakın maalesef etkiliyor. İlişkilerle bu grip virüsü bir metrenin altında bulaşıyor. Hocam en önemli bence ben kendim çok merak ettiğim için soracağım ama sizler adına soruyorum tabii ki. Grip aşısını öneriyor musunuz çocuklarımıza? Grip aşısı evet bir yaş üstü çocuklarda ben grip aşısını öneriyorum. Özellikle hani toplum genelinde baktığın zaman 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan tüm insanlarda zaten ücretsiz olarak devlet bunu karşılıyor. Evet. Kronik hastalıklarda da diyabet, kronik kalp hastaları, astımı olan insanlarda bunlar ücretsiz. Evet. Çocuklarda benim yaklaşımımda genelde hani böyle insanlar da kabul ediyor ve biz yapıyoruz. Ama burada süre de yani yaptığın zaman da önemli. Çünkü hani Eylül sonu Ekim başına kadar bitirmek gerekiyor aşılamaları ki hani 15 gün bir ay kadar süre sonra bağışıklık gelişiyor vücutta. Ki etkili olsun. Hani o sezonu kaçırmayalım. Rahat geçirsin. Aynen. Bunu her kıştan önce yapılıyor mu hocam son olarak? Aşılar her sene aşı yapılıyor. Neden yapılıyor? Çünkü influenza özellikle influenza kendini çok hızlı mutasyona uğratabilen ve her sene kılık değiştirebilen bir virüs. Her sene yeni aşı hazırlanıyor. Bir önceki dönemde görülen influenza, en sık görülen influenza alt gruplarından oluşan bir aşı yapılıyor. Ve her sene o seneye özel aşılamalar yapılıyor. Peki. O yüzden her sene aşı olması gerekiyor çocuklar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. En kısa zamanda yine görüşmek üzere sağlıklı günlerde. Evet. Peki diğer konumuza devam ediyoruz biz bizeye. Şimdi uzman doktor Oğuzhan Unultan, nöroloji uzmanı Skype bağlantısıyla bizlerle birlikte olacak. Alzheimer nedir? Hastalık nasıl başlar? Kimler risk grubunda? Alzheimer tedavisi nasıl yapılır? Tamamen iyileşmek mümkün mü? Alzheimer olmamak için günlük yaşantımızda dikkat edebileceğimiz noktalar var mı? Nöroloji uzmanı Doktor Oğuzhan Onultan anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet, şimdi Skype bağlantısıyla uzman doktor Oğuzhan Onultan'a bağlanacağız. Nöroloji uzmanı kendisi. Alzheimer tanı ve tedavisi üzerine konuşacağız. Merhaba. Efendim. İyi günler, iyi günler diyorum. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız, keyfiniz nasıl, her şey yolundadır umarız. Sağ olun, çok mersi. Umarım sizler misiniz, sağlık saat içindesinizdir. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Şimdi hocam hemen başlıyorum konuya. Her unutkanlık demans mıdır? Her demans Alzheimer mıdır? Şimdi her unutkanlık demans değil ama demansi süreçlerin veya Alzheimer'ın bu sıradan unutkanlık diye geçiştirildiği veya göz ardı edildiği kişiler ya da hastalarım oluyor. Onları görüyorum. Ya da bazen kondurulmuyor hasta yakınları tarafından ya da hastanın kendisi bunu manipüle ediyor. Onun için ama bu anlamda Alzheimer en sık gözüken demans türü %60-65 bütün demans arasında yer tuttuğu için her demansın Alzheimer adlandırılması gibi bir yanlış var. Ama en sık gözüken demans türü Alzheimer. Bazı unutkanlıklarda demansa bazılarına işaret ediyor ama her zaman içinde bir demansif süreci işaret etmiyor. Yine de 65 yaşından sonra bu anlamda biraz daha pimpinikli, biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Ama dediğim gibi Alzheimer en sık gözüken demans türü olduğu için onun dışında biz bazı Parkinson türlerinde de demans görüyoruz. Frontotemporal demans dediğimiz apayrı bir demans var. Damarsal demans dediğimiz, vasküler demans dediğimiz damar sertliğine ilişkin beyinde volüm kaybına bağlı ortaya çıkan demanslar var. Ama tabii bunların birbirinden ayrı edilmesi ve ona göre süreçlerin izlenmesi gerekiyor, hastaların izlenmesi gerekiyor. Peki Alzheimer genetik mi? Alzheimer'ın genetik tarafı var. %5'i genetik. %5'i. Evet, %5'i genetik ama daha ziyade bu genç Alzheimer, yani 65 yaşından küçük Alzheimer bulguları olanlara biz genç Alzheimer diyoruz. 30-60 yaş arasında çıkıyor genellikle. Ay. Hatta geçenlerde bir Chris Hemsworth diye bir Amerikalı artist ailesinde genetik yatkınlık olduğu için bir genetik test yaptırdı ve bir müddet çalışmayı bırakacağını şey yaptığı için ifade ettiği için
Bundan dolayı epey bir gündeme geldi. ALD'de risk faktörü yoksa bir anlamı yok ama Alzheimer genetiği taşıyorsanız o zaman da illaki Alzheimer olacaksınız diye de bir şart yok. Çevresel faktörler, yaşam tarzı çok önemli. %95 neticede bu hastalıkta %95 özellikle neticede genetik risk faktörü olmayanlar adına Alzheimer gelişebiliyor. Onun için orta yaşlarımızdan itibaren ileri dönemde hem yaşam tarzımızı hem günlük alışkanlıklarımızı iyi düzenlememiz lazım ki riskimizi düşürmek için. Peki hocam bunun bulguları nelerdir? İlk Alzheimer bulgusu nedir diye bir soru sorsak. Şimdi genellikle evde eşya aramak, gözlük aramak, anahtarlık aramak, aynı soruları tek tek sormak, gün içinde şifreyi unutuyor aynı kişiye birkaç kere telefon açmak, hesapları karıştırmak, para kaybediyor olmak, bunların hepsi ilk baştaki küçük bulgular. Tabii Alzheimer'ın 3 ayrı aşaması var. Yani ilk baştaki aşamada, yani bizim MCI dediğimiz ya da hafif bilişsel bozukluk dediğimiz aşamada yakaladığımızda çok anlamlı oluyor. Önlemler alabiliyoruz. Özellikle yeni yapılan araştırmalar var. Ve bu araştırmalar hakikaten umut vaat edici. Son bir yıldır Amerika'da kullanılan bir ilaç var. Bu monoklonal antikorlar üzerinden çalışan bir ilaç. Bir nevi aşı gibi. Ve bu vücutta, beyindeki bu aynı çaydanın içinde birikmiş tortu gibi biriken beta amiloid plakları ya da tau proteinler dediğimiz beyindeki bu Alzheimer'a sebep olabilecek birikimleri temizliyor. Aynı bir kireç çözücü gibi temizliyor. Şu an faz 3 çalışması devam ediyor ve en sonunda bir makalede, Ekim 2022'deki bir makalede açıkladılar 18 aylık çalışmada. Yaklaşık %80 hastada %27'lik bir ölçümle ortaya çıkan, %27'lik bir bellekle düzelme ortaya çıktı. Bunların hepsi umut vadeli şeyler. Evet, çok güzel. Yaklaşık 19 yıl sonra ilk defa apayrı bir şekilde çalışan bir Alzheimer ilacı çıktı. Bundan öncekiler daha ziyade beyin içindeki iletim yolaklarını destekleyen, bu biriken proteinlerin sebep olduğu trafik tıkanıklığına, nöronlar arası iletişimdeki bozukluğa sebep olan proteinin yan yollarından geçerek nöronlar arasındaki, yani beyin hücreleri arasındaki iletişimi arttıran ilaçlardı. Harika. 3 grup ilaç vardı ve bunlar yaklaşık 18-19 senedir kullanılan ilaçlardı. Ama bu bir devrimsel nitelikte apayrı bir kulvara taşıdı Alzheimer tedavisini ve daha da taşıyacak. Daha da ümitliyim. Hocam bunun ama yanında yine Japonya'da. Çok özür diliyorum, sözünüzü kesiyorum. Beni tabii heyecanlandırdınız, kötü anlamda olsan hocam. Çünkü biraz evvel saydınız aslında birçok şeyi, bence çevremde de gördüm, birçok kişi yaşıyor unutkanlığı. İşte evde anahtar bulamama, işte telefon numarasını hatırlamama, şifre unutma gibi tarz şeyleri. Biz mesela bunları sıklıkla eğer yaşıyorsak hemen bir doktora mı başvurmalıyız hocam? Yoksa bizde unutkanlık var deyip es geçmeli miyiz böyle bir durumu? Nereye kadar? Yani burada şöyle bir şey var. Bunların yanında bunların sürekli olması, unutulan şeylerin, aranan şeylerin sayısının artı olması, evden çıkınca tekrar eve geldiğinde başkasının kapısını kurcalayıp girmeye çalışması, yani adres karıştırma, insanların ismini karıştırma, para hesaplarını karıştırma, daha sonra ilerledikçe işte bu hafif bizim halüsinasyonlar dediğimiz olmayan şeyleri görmeye başlama, yani o gün eve kimse gelmemişse işte falanca geldi bugün denmesi veya birisi televizyondan bana konuşuyor denmesi. Çünkü bu sefer psikiyatrik bulgular, psikolojik bulgular eklenmeye başlıyor. Onun için bunlara da dikkat etmek lazım ama kafa karışıklığı, yol kaybetmeler, konuşma bozuklukları, kendi öz bakımını, hijyen bakımını yapmama, değişik şeyler giyme veya daha evvel çok bakımlıyken, tıraşını her gün oluyorken veya kıyafetlerine özen gösteriyorken bunlara özen göstermemeye başlama, depresif bir ruh haline gelme veya çok tedirgin ve saldırgan hale gelmek. Bunlar da Alzheimer'da özellikle eklenen belirtisi. Bunlara karşı şey olmak lazım, dikkatli olmak ve filtrikli olmak lazım. Peki hocam bunun bir yaşı var mı, başlangıç yaşı? Şimdi şöyle, aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir araştırma var. Şu an için bütün dünyada 55 milyon Alzheimer'da olduğu ve bunun 2050 yılında yaklaşık 140 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. Tabii bu
Çok ciddi bir sağlık ihtiyacı zamanında. 65 yaş üzerinde 14 kişide bir, 80 yaş üzerinde 6 kişide birin Alzheimer riski taşıdığı ve olma ihtimallerinin yüksek olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklandı. Bizim erken Alzheimer dediğimiz, yani 65 yaşından küçüklerde gözüken ve genetik tarafının daha yoğun olduğu Alzheimer'ında yine de 20 kişide birin bu riski taşıdığı, her 20 kişide bir kişinin bu riski taşıdığı ortaya çıktı. Ve bakmışlar özellikle bu erken Alzheimer'larda 3 ayrı farklı genetik yapı var. Apolipoprotein diye adlandırdığımız ve bunun bir E4 alt segmenti var. E4 olanların özellikle genç Alzheimer'da %5'lik kesimi kapsayan kesimde ortaya çıktı. Ama ileri yaştaki 65 yaşın sonrasındaki Alzheimer'larda da bu genetiğin %40-65 kişide, %40-65 kişide var olduğu ortaya çıkmış. Ama demin de söylediğim gibi genetik riskin olması sizin olacağınız anlamına gelmiyor. Çevresel faktörler, yediğimiz gıdalar, uykumuz ve hareket çok önemli bu süreçlerde. Evet, onları soracaktım. Alzheimer hastası olmamak için veya risk taşımamak için neler yapmamız lazım? Şimdi Alzheimer olmamak adına ya da Alzheimer riskimizi yükseltmemek adına diye söyleyeyim. Evet. Daha doğru bir tanım olur. Bir defa yağdan düşük, karbonhidrattan biraz zengin, Akdeniz diyet dediğimiz daha yeşilin ön planda olduğu, zeytinyağının ön planda olduğu, içinde herhangi bir şekilde koruyucu maddeler ve rafel uzatılmış gıdaların olmadığı, işlenmiş etlerin olmadığı, kızartmanın olmadığı bir gıda rejiminin olması lazım. Haftada muhakkak en azından 150 dakikalık bir yürüyüş yapılabiliyorsa, yani günlük 30 dakika gibi düşünmek lazım, hani bunu yapmak lazım ve bu tip egzersizin Alzheimer riskini %50 azalttığı ortaya çıktı. Bu pozisyonda muhakkak ki tabii şeker hastalığı, obezite, yani fazla aşırı kiloluk, tansiyonun yüksek olması, kolesterolün yüksek olması, bunların hepsi bizim riskimizi arttıran şeyler. Depresif ruh hali, orta yaştan sonra ortaya çıkan depresif ruh hali aynı zamanda psikiyatrik bir tanı olmakla birlikte yine de riskimizi yükselten ve katkıda bulunan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Peki hocam, hep duyarız işte, yeni bir dil öğrenmek Alzheimer'ı azaltır ya da yeni bir müzik enstrümanı öğrenmeye çalışmak belli bir yaştan sonra Alzheimer'ı azaltır diye. Bu doğru mudur hocam? Bu bilgiyi de verebilir misiniz bize? Tabii, bununla ilgili yapılmış iki çalışma var. 60 yaşın üstünde yeni bir dil öğrenmeye çalışmak. Ben bütün hastalarıma onu tavsiye ediyorum. 60 yaşın üzerinde yeni bir dil öğrenmeye çalışmak veya yeni bir müzik enstrümanını çalmayı öğrenmeye çalışmak. Çünkü bu mümkün olduğu kadar beyindeki nöroplastisiteyi artıran antrenmanlar, yani beynin kendini yenilemesi veya atıl duran hücreleri kullanımına yönelik veya beyindeki hücrelerin birbiriyle iletişimini artıran antrenmanlar. Hem görsel hem duysal olarak müzik aleti öğrenmeye çalışmak, bir virtüöz olmak zorunda değilsiniz ama denemeniz önemli çünkü bu bir antrenman. Yeni bir dil öğrenmeye çalışmak, beynin farklı fonksiyonlarının, farklı bölgelerinin birbiriyle iletişimini arttırdığı için o da anlamlı oluyor. Onun yanında söyleyebileceğim üç boyutlu işler yapmak, yani mesela modeller yapmak, maketler yapmak veya üç boyutlu bilgisayar oyunları oynamak. Bazen hasta yakınları dert yanıyorlar, işte babam hep bilgisayarın karşısında, hiç şey yapmıyor, vazgeçmiyor, etmiyor diye, ama muhakkak ki görsel fonksiyonlar çok önemli. Çünkü yine ispatlanmış bir çalışma var, görme kaybı ve işitme kaybının Alzheimer riskini yaklaşık %66-67 arttırdığı ortaya çıktı. Çünkü neticede beynimizin iki tane kapısı bunlar, görmek ve işitmek. Onun için işitme cihazı takmaya düşünen veya rahatsızlık duyanlara özellikle ısrarcı oluyorum ki işitme azlığı muhakkak riski yükselten bir faktör. Onun için kulaklık kullanmalarına ısrarcı oluyorum özellikle. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sevgilerimizi iletiyoruz. Yine bekliyoruz efendim. Çok sağ olun. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ve şimdi biz bize Operatör Doktor Elnur Hüseyinoğlu'la, genel cerrahi uzmanımızla devam ediyoruz.
Obezite nedir? Kimlerde görülür? Hangi durumlarda obezite cerrahisine başvurmak gerekir? Fazla kilosu olan herkes obezite ameliyatı olabilir mi? Ameliyat sonrasında beslenme düzeni nasıl olmalı? Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Elnur Hüseynov, obezite cerrahisi ile ilgili doğru bilinen yanlışları anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Ve biz bize devam ediyor. Ben hocamla operatör doktor Elnur Bey ile daha önce de yine güzel bir farkındalık organizasyonunda birliktelik yaşamıştık. Çok da güzeldi. Obeziteye karşı bisiklet çevirmek. Aynı yani güzel. Bisiklet sürmek değil mi hocam? Beraber çok bir tur yapmıştık sizinle beraber. Her şey yolunda umarım. Çok şükür. Bugün yine obezite ile ilgili aynen. konuşacağız hocam. Ama bu sefer aslında bizim tarafımızdan doğru olduğu sanılan ama yanlışları yanlış veya yanlış ya. Olan doğruları konuşacağız sizle. İlk hemen başlayalım mı? Başlayalım buyurun. Ameliyat oldum, iş bitiyor diyoruz. Doğru mu hocam? Yok, aslında bu doğru değil. Şimdi ameliyat olup dışarı giden bir sürü insan var. Aslında bu bağları kopartmamak lazım. İlk başta ameliyattan sonraki süreci, işte ne yiyecek, ne içecek, nasıl bir şeyler olabilir... Cerrahi tarafı var, diyet tarafı var. Hı hı. Cerrahi tarafında şöyle bazen ameliyat sonrası darlıklar falan olabiliyor. Kusmalar olabiliyor. Bazen bu kusmaları hastalar geçer diye geçiştiriyorlar. Olmayabiliyor. Sıkı cerrahiyle takip etmek lazım. Sonra mutlaka diyet konusu çok önemli. Şimdi bu hastalar ameliyattan sonra ciddi kilo kaybediyorlar. Hem yağdan hem kastan gidiyor. Bunları kontrol etmezsek çok ciddi bir çöküş olabiliyor. Mutlaka bir destek tedavileri vermek şart bu hastalarda. Yani sadece ameliyatla iş çözülmüyor yani. Peki. Belki psikolojik destek de gerekebilir. Mutlaka. Yani. Hani diyetin yanı sıra. Diğeri neydi? Diğer doğru olarak bildiğimiz. Mesela fazla kilolu. Yani ya da işte her kilolu olan ameliyat olabiliyor mu? Şimdi her kilolu hasta ameliyat olmaz. Belirlediğimiz bir kriterler var. Buna göre biz ameliyat öneriyoruz hastalarımıza. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bir kritere göre vücut kitle indeksi var. Buna göre hesaplıyoruz. Kilo bölü boy metrekaresi cinsinden olarak hesaplayarak vücut kitle indeksini ortaya çıkartıyoruz. Eski guideline'lara göre daha yeni güncellendi. Eskiden vücut kitle indeksi 40 ve üstü ek hastalığa bakılmaksızın ameliyat öneriyorduk. Ve vücut kitle indeksi 35 ve üstü ek hastalıklara bakarak ameliyat teklif ediyorduk hastalara. Şimdi artık yeni guideline'larda 35 üstü ek hastalık bakmadan artık ameliyat önerebiliyoruz. 30'un üstünde ise yine ek hastalıklar, metabolik sendrom dediğimiz, kontrolsüz diyabet, yüksek tansiyon olduğunda artık hastalarımıza ameliyat öneriyoruz. Peki obezite cerrahisi çok riskli bir ameliyat derler. Şimdi aslında cerrahi bakıldığında büyük bir ameliyattır. Riskleri var mı? Elbette ki bütün cerrahiler gibi bunun da bir riski vardır. En önemli risklerden enfeksiyondur, kaçaktır, kanamadır ve cerrahinin verdiği riskler vardır. Hani ameliyat olmayıp da hani ameliyattan sonra bir ölüm riski, yani her cerrahi için bir böyle bir risk vardır da. Ameliyat olmazsa hastalar bu obezitenin verdiği yandaş hastalıklar aslında daha hızlı ölüme götürüyor. Ameliyat da bu kilolardan kurtulup hayatını en az bir 10 sene bir ileriye götürüyor. Ve daha da sağlıklı bir daha şekilde. Daha sağlıklı şekilde, evet. Tabii ki. Bir de hocam ameliyat sonrası beslenme var. Evet. Hani hiç yemek yemiyoruz ya da işte, bir hafta yiyemiyoruz mesela diye bir şey. Yani şimdi bunlar da aslında doğru bilinen yanlışlar. Ameliyattan sonra ilk bir hafta 10 gün hastalar sıvı besliyoruz. Çünkü mide kesildi. Kesildikten sonra bir adaptasyon süreci var. Bunu öğrenmesi lazım vücudun. Bir hafta 10 gün sıvı gıdalarla besleniyoruz. Sonra bir hafta 10 gün yumuşak gıdalar veriyoruz. 20-25 gün sonra katı gıdaya geçiyoruz. Ama şimdi özellikle tüp mide ameliyatından bahsedersek biz aslında hastanın porsiyonlarını küçültüyoruz. Mesela bir tabak pilavla doyan bir insan, biz onun porsiyonuna 2-3 kaşığa indiriyoruz. Hani 2-3 kaşık pilav yemenin yerine 2-3 kaşık yüksek kalorili çikolatalı bir şeyler yerse bunun bir anlamı olmaz. Bu yüzden ameliyat sonrası beslenmemiz çok önemli. Geride kalan 150-200 cc'lik mide hacmini
Su ve proteinle doldurmak lazım. Su çok önemli. En az günlük 1,5-2 litre kadar su içmesi şart hastanın. Yoksa yetersiz sıvı halsizliği getirip çıkartır. Ve protein eksikliği de kas kaybına getirip çıkartır. Yani protein ve suyu mutlaka desteklememiz şart ameliyat sonrası. Peki tüp mide ameliyatında içeriye tüp mü konuluyor? Aslında bunu soran da vardı biliyor musun? Neden tüp mide ameliyatı deniliyor yani? Şimdi aslında bir kalibrasyon tüpümüz var. Onun üstünden kesiyoruz. Onu mideye indirip onun üstünden kesiyoruz. Yani bir tüp şeklinde, bir muz şeklinde kaldığı için aslında ismi tüp mide diye geçiyor. Herhangi bir tüp falan koymuyoruz tabii ki de. Midenin hacmini küçültüyoruz zaten. Peki hocam az önce yeme içmeyi konuştunuz ameliyat sonrası ama hani şöyle de bir şey var işte hani ameliyattan hemen sonra istediğinizi yiyebilirsiniz. Yok işte bu olmuyor. Her şey yiyemiyor. Belli bir sınırda yiyebiliyor. Ama mutlaka ve mutlaka dediğim gibi ön planda protein, su, geri kalan kısmını yine karbonhidrat lazım, yağlar da lazım ama önceliğimiz protein ve sudur mutlaka yemek kısmında. Peki ameliyat için cerrahla yani sizle görüşmek yeterli doğru mudur? Yeterli değil aslında. Şimdi ilk görüşmede hasta bize gelir, değerlendiririz. Uygun mu değil mi yine vücut kitle indeksini hesaplayıp özel bazen tartılarla hesaplayıp ameliyata uygunluğunu biz söylüyoruz. Ondan sonra mutlaka ameliyattan önce... Şimdi bu hastalar kilolu, mutlaka kolesterol yüksekliği oluyor, karaciğer yağlanması oluyor, uyku apnesi oluyor, nefes darlığı oluyor, kolesterol yüksekliği dediğimiz gibi oluyor. Şimdi mutlaka ameliyattan önce bir kardiyoloji doktorunun bir değerlendirmesi, bir göğüs hastalıkları doktorunun değerlendirmesi şart. Mutlaka bir radyoloji doktoru ultrason yaparak bir karaciğer yağlanmasını hangi düzeyde olduğunu göstermesi lazım ki bu bizim için çok önemli. Ameliyat esnasında mideyi keserken karaciğerin büyüklüğü bize engel olabiliyor. Basma. Mutlaka ameliyattan sonra, ameliyat öncesi yine bir psikolojik değerlendirme de şart. Her hasta yine ameliyat olamaz. Yeme bozukluğu olanlarda, şizofreni dediğimiz hastalar mesela, mental sağlığı yerinde olmayan hastalara ameliyat yapılmaz. Peki? Şeyle ilgili hocam, ameliyatla ilgili korkular var. İşte genel anesteziye girersem uyanamayabilirim ya da işte... Mide ameliyatı sonrası işte mide dikişi açıldı yok işte efendim asit dışarıya aktı vesaire şimdi gibi çok şey var. Şimdi bunlar aslında bu riskler demin bahsettiğim gibi cerrahideki riskler herkes için geçerlidir. Bu riskler aslında %1'in altında. En büyük riskimiz kaçak. Bu kaçakları biz iki defa ameliyattan sonra check ediyoruz. Ameliyat esnasında bir mavi boya kaçak testi yaparak sızıntı var mı yok mu bunu görüyoruz. Ki bu zamana kadar çok şükür başımıza gelmedi. Ki olsa bile oraya yine destekleyici sütürlerle yapıyoruz. Ameliyattan sonra yine bir mavi boya içirerek yine bir kaçak testi yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yoksa artık sıvı gıda almaya başlıyor hastalar. Ama bu kaçak yine de bir haftaya kadar sürebiliyor. Kaçak şeyin komplikasyonlu olması. Ha, ne oluyor? %1'in altında dediğim gibi dünya literatüründe verilen bir oran. Böyle bir şey başımıza gelirse erken dönemde tekrardan içeriye girip bir dikiş atılabilir. Geç dönemde içeriye bir kaplı stent dediğimiz stent koyup o kaçak alanını kısıtlayabiliyoruz. En önemli sıkıntılar bu. Başka diğer sıkıntılar kanamalardır. Ufak kanamalarda damardan kan vererek bu kanamaları durdurabiliyoruz. Büyük kanamalarda tekrardan aynı kapalı deliklerden girip bu kanamalar durdurulabiliyor. Peki, erken dönemde. Ameliyat sonrası kilo alınmıyor. Doğru mu? Bu da aslında yanlış. Bütün cerrahiler sonrası genel bir bilgi. 2 senede %10 geri kilo alma riski var. Hı. Aslında bu ameliyatla biz ilk 6 ayla 1 sene içinde hedef kilomuza ulaşıyoruz aslında. Hani hasta düzensiz de beslense yine hedef kilomuza ulaşıyoruz. Bundan sonra yine hastada kalıyor olay. Sebebi şudur, düzensiz yine beslenme. Hani yeme alışkanlığını değiştirmediği müddetçe tekrardan kilo alabiliyor hastalarımız. Ama canı istemiyor. Hmm. Hani dediniz ya şimdi biraz evvel. İlk başta biz şimdi tüp midede midenin dip kısmında bir açlık hormonu var. Bunu da beraberinde alıyoruz. Ameliyat sonrası hastalarda bir iştah olmuyor. Doğrudur. Hatta biz zorluyoruz yemeye. Biraz hayal geliyor hastalar için. Ondan sonra bir belli bir zaman sonra beyindeki açlık uyanmaya başlıyor. Hastalar yiyor, fazla yemiyor ama şimdi ufak bir midem var. Tatlıyla doldurayım. Bu aslında az miktar çok kaloriyle. Şimdi nasıl obez oluyoruz? Aldığımız kaloriyle harcadığımız kalori arasında bir dengesizlik oluşuyor. Evet. Fazla kalori alıyoruz. Kiloya dönüşüyor. Kiloya dönüşüyor. Hareket etmiyoruz. Spor olmuyor diye bu obeziteyi getirip çıkartıyor. Evet.
sonuç olarak. Peki hocam, ameliyat oldum, sonrasında benim işim hocayla, ekiple bitti. Yok, aslında bitmiyor. Yine dediğim gibi mutlaka kontrole gelmesi şart. Şimdi tüp mideden sonra çok ciddi vitamin eksikliği olmaz ama yine de bir sene boyunca bir profilaksi amaçlı vitamin desteği veriyoruz. Bazen 3. 4. ay sonra saç dökülmeleri olabiliyor. Mutlaka ilk 1. hafta, ilk ay her hafta, sonra ayda bir, 3 ayda bir, 6, 9, 1. senede mutlaka kontrolleri yapılması, özellikle kan tahlilleri, 1. sene sonrasında endoskopik kontrolleri yaptırılması şart hastalarımıza. Herkese aynı ameliyat mı uygulanıyor? Hayır. Şimdi hastaya göre değerlendirmek lazım. Yine vücut kitle indeksi hesaplıyoruz. İlk aşamada hastalara daha çok tüp mide ameliyatı öneriyoruz. Sebebi de şu, bir hacim kısıtlayıcı, herhangi bir anatomik değişikliğimiz yok. Yarın öbür gün işte 2 senede %10 geri kilo alma riski var dediğimiz hastalarda tekrardan kilo alırsa en azından ikinci bir cerrahi, revizyon cerrahisine bir olanak sağlıyor. Ha, diğer taraftan hastanın şeker hastalığı var, tip 2 diyabeti var, kontrolsüz diyabeti var, yüksek şekerleri var. Bu sefer artık hastalara bypass cerrahisi öneriyoruz ki bu da iyi bir şekilde kan şekerini çözüyor. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı da. Ve sevgili seyircilerimiz, şimdi biz bize mühendis, toplum bilimci ve yazar olan Korhan Özduru ile devam ediyoruz. Bilinçaltı nedir, nasıl çalışır? Bilinçaltı çalışmaları kimlere, hangi durumlarda uygulanabilir? Değişmek mümkün mü? Nasıl daha iyi ve mutlu hissedebiliriz? Mühendis, toplum bilimci ve yazar Korhan Özduru, kişisel gelişim yolculuğu hakkında merak edilenleri cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya hem mühendis, evet, hem toplum bilimci, evet, hem de yazarsınız. Evet. Bu üç noktanın bağdaşlığın ortak nokta nedir? Hemen onunla başlayalım. Şimdi ben bilgisayar mühendisiyim. Evet. Aynı zamanda da toplum bilimciyim. Ve yaptığım çalışmada aslında daha önceden bilgisayarlarla ya da makinelerle yaptığım şeyin bir benzerini ya da çok bir neredeyse aynısını şu anda insanlarla yapmaya çalışıyorum esasında. Ve çalışmayı yaptıkça da görüyorsun ki bilgisayarla beynin o kadar çok benzer noktası var ki. Belki de bilgisayar dediğimiz şeyin dünyadaki diğer teknolojik gelişmelere kıyasla çok daha iyi olmasını sağlayan belki de bu benzerlik. Enteresan değil mi? Aslında bir de seslendirmen de olabilirsiniz. Yani. Ne kadar ses tonu. Evet, çok evet, güzel geldi valla Korhan Bey. Hocam, bilgisayarda yaptığınız işlemin aynısını şu anda insanlarda yaptığınızı söylediniz. Bunun bir adı var mı ya da bu şimdi bilimin... Bazı yerlerde neuroscience olarak da geçiyor. Hı-hı. Ya da submental tekniğini uyguluyoruz ama. Nedir o submental? Submental tekniği bilinçaltına inmenin yöntemlerinden bir tanesi. Yani sanki bilgisayarın makine alt diline inmek gibi. Hani bazı o böyle kısa yol tuşları vardır. Onunla makinenin ayrı bir ayarına gidersin. Onun gibi insan beyninin ya da düşünce yapısının ya da hayallerinin daha altına inmek. Yani bilinçaltına inmenin bir tekniği submental. Ve bilgisayarla beyin arasındaki benzerlikten laf açılmışken, mesela mikro işlemciler 0.44 milivoltla çalışır. Beyin 0.40 milivoltla çalışır. Yani çalışma voltajı bile neredeyse aynı. Yani beyni o kadar voltaj verin desen, sorun çıkartmayacak ya da işlemciyi biraz voltaj düşür, peki deyip çalışmaya devam edecektir. Çok benzer noktaları var. Peki submental'dan bahsettik. Kimlere iyi geliyor? Ya da niçin yapılıyor diyelim hocam bu? Submental bir şeyi yapmak isteyip de bir türlü yapamayan. Mesela diyelim ki spora başlayacak ama bir türlü bugün yarın diyete diyerek başlayacak. Diyete başlayacak. Sürekli bugün yarın diye kafasının arkasında adı tam koyulmamış bir sürü düşünce var. Evet. Ya öyle olursa, ya başaramazsam, ya buysa, ya şuysa gibi erteleme bir sürü hastalığı. Erteleme sendromları. Orada bir sürü kayıt var. Bir sürü düşünce, bir sürü akıldan geçen şey. Submental'la onlara ulaşarak onun ne olduğunu bulmaya ve bulabildiğimiz şeyi sanki yine bilgisayardan yola çıkarsak bir virüs gibi düşünelim. O virütik şeyi gidermeye çalışıyoruz. Üşengeçlik değil mi bunun adı? Yani bunu engelleyen bir şey var esasında. Ben spora başlayamıyorum. Submental'la derine mi ineceğiz yani? Eğer orada bir bilinçaltı sebebi varsa. Ha. Şimdi bazı insanlar var ki sadece üşengeç.
Ama neredeyse çoğu zaman yani yapmak istiyorum dediğin, yapmak için can attığın ama günün sonunda kendini yapmadan bulduğun bir şey, evet, varsa orada muhtemelen başka bir şey var. Bir sıkıntı vardır. Bir virüs vardır diyorsunuz. Bir virüs vardır. Bir yerde birisi bir trojan göndermiştir oraya. Peki kitaplardan bahsedelim. Hatta evet, şöyle gösterelim. Değişimli Randevu. Bu, evet, kitapta neden bahsediyorsunuz? Bu kitapta 21 tane gerçek regresyon öyküsü var. Yani gerçekten de değişmeyi başarmış ki değişmekten kastettiğim, ben şöyle bir şey düşünüyorum. Kişisel gelişimin birinci hali kendini iyi hissetmek. Kendini iyi hissetmek için eline geleni yapmak. Bu sanki bir odaya parfüm sıkmak gibi. Sıkıyorsun, çok güzel kokuyor, çok güzel. Ama insanları çok ileri getirdiğini görmedim. İkinci basamağı bence kötü duygudan kurtulmak. Yani yine sanki bir evi temizlemek gibi. Hı hı. Her tarafı temizle, toparla, uğraş dedin. Ev güzel kokmasa bile temiz. Kafan temiz, çok güzel. Ama kafası temiz olduğu halde bir şeyi başaramayan, pek fazla yol kat edemeyen çok insan tanıyorum. O yüzden bence değişmeyi ya da ilerlemeyi sağlayan şey, artık üçüncü basamağa geçmek dediğimiz şey yapıp, yerine göre kötü hissetmeyi umursamayacak bir kafaya geçmek. Ama kötü hissetmeyi... Ya o nasıl oluyor gerçekten? Yani birçok travma yaşayan insan var şu an bizi izleyen, eminim. Ben de onlardan biriyim. Evet, mesela, evet, geçmişe sünger çekip geçmişle barışmak veya işte ne bileyim yaşanan o kötü hadiseyi, hı-hı, unutmak ve üzerine bir gelecek kurmak. Çoğu insan için çok zor olacak. Çok zordur. Burada yaşanmış olan şeyi yani sanki bir formatlamak gibi bir şeyi formatlamanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hı-hı. Ama hissedilen duygular, hele ki eğer tüketildiyse duygular. Örneğin bir yaz sürecinde o beş basamak, inkar, üzüntü, pazarlık, öfke. Hepsini yaşadım. Hepsini yaşadım. Yani artık o duygunun varlığı herhangi bir fayda sağlamıyorsa, o kişiyi sevgiyle hatırlamak için o duygunun varlığına artık ihtiyacın yoksa ve buna kanaat getirdiysen, o duygunun o yakıcı hissinden, kalbinde yarattığı boşluktan, boğazındaki o düğümlenmeden, içindeki o şeyden kurtulabiliyorsun. %100 değil. Kabullenmek mi gerekiyor hocam yani ya da? Kabullen, evet, tabii ki sonuçta zaten o aşama geçmek için önce kabullenme şeyine gelmen lazım. Yoksa durum daha acı acıyken, evet, dur bak sana bir şey yapacağım duyguyu unutacaksın zaten bence doğru da değil. Sonuçta o sürecin ne yazık ki bir süre yaşanması gerekiyor. Yani her türlü kayıp bu arada, her türlü beklentinin karşılanmaması, her türlü hayal kırıklığı bir yastır. Mesela markete gidin, bir tane yumuşatıcı. Bir yumuşatıcı isteyin. Markete git yumuşatıcı deyin, yok desin. O i̇lk da bir tepkimiz, hayal kırıklığı. Tabii ilk tepkimiz hiç mi yok deriz. Tabii. İkinci tepkimiz... Nereden bulabiliriz? Nasıl bakkal bu deriz. Üçüncü tepkimiz ya bunun yerine başka marka kullansam mı acaba diye pazarlık yapmaya başlarız. Dördüncü tepkimiz eğer erkeksek üzülürüz, kadınsak kızarız. Bu nasıl bakkalmış, böyle bakkal mı olur deriz. Beşinci tepkimiz demek ki hani bazen de burada bu olmayabiliyormuş diyerek orayı terk ederiz. Kabullenip çıkarız. Bazen bu beş basamağı saniyeler içerisinde, ne yazık ki bazen de uzun yıllar boyunca bir basamakta kaldığımız olabiliyor. Ama bilinçaltı, zihin, beyin aynı bilgisayar gibi etkileyebiliyorsun. Örneğin ben 2003-2004 senelerinde robotik ve mekatronik bazı makineler yapmışım. Konuşabilen bir otomobil gibi şeyler yapmıştım. Yani doğru kodları yazdığında karşındakini etkileyebiliyorsun. Ya da o beynin etkilenmesinde vesile olabiliyorsun. Değişmek mümkün mü? Zor. Zor bir şey. Ama mümkün. Ama az önce bahsettiğim gibi eğer kötü hissetmeyi umursamayacak bir kafaya geçmeye karar verdiysen, eğer daha önce yaşadığın sıkıntılar seni artık zorluyorsa, aynı şeyi tekrarlamaktan artık bunaldıysan, değişmeye açsan mutlaka mümkün. Ama sırf değişik bir şey olmak istiyorsan olmuyor. İstemek de lazım değil mi? Dediğiniz gibi yani. Olmuyor ki zaten. Yani bazı insanlar böyle daha etmeyi, işte düşük ruh halinden ve melankoliden beslenir. Ondan yani beslenenler var. Tabii. Bunlar değişemez. Bence zaten her insanın vücudunda yani sisteminde 4 tane profil var. Nedir? Kurban. Her insanda biraz olması lazım. Hiç kurban tamamen ölmüşse çok gaddarlaşıyor insan. Ama her insan bir parça kurban. Eğer kurban çok büyürse vah bana vahlar banalar başlıyor, sıkıntı yaratıyor. İkincisi büyücü. Yani kazandığı büyü yapan anlamında değil. İyi niyetleri olan, yarın güneşin doğacağına güvenen, umutları olabilen insan.
Ama tabii yine bu büyücü de çok fazla büyürse bu sefer her şeyi sırf dışarıdan beklemek. Yani ben yapmayayım, Merkür bana göndersinler başlayabiliyor. Üçüncüsü savaşçı. Herkesin içinde iyi kötü bir savaşçı. Vardır, evet. Bence de olması lazım zaten. Hayat mücadelesini sürüyor. Aynen öyle. Eğer çok büyürse kendi gölgesiyle kavga etmeye başlıyor. Çok küçüldüyse zaten kurban bütün yönetimi ele geçiriyor. Ve dördüncüsü herkesin içinde bir kral ya da bir kraliçe. Kendi ektiği ağacın, yani tohumunu ektiğin ağacın gölgesinden yararlanmayacak olduğun ağacın tohumunu ekiyor musun? Sen kendinden sonrasına miras bırakmayı düşünebilen bir kral ya da kraliçe misin? Bu dört tane profili dengeli şekilde kendi sisteminde oluşturabilen bence ortaya güzel bir tablo çıkartıyor. Yoksa ben nasıl yapacağım? Ama nasıl yapayım? Ama örneğin ekmek yemeden nasıl duracağım ben? Ama işte ben soğukta nasıl yürüyeceğim? Gitmez ki, sonu gelmez yani bu aramaları. Gelmez tabii. Yani içinde kurban her şeyi alır götürür. Evet. Bir şey göstermek istiyorum. Evet, var kalemle geldiniz. O merak ettim. Bak şimdi. Ellerini avuçuna alabilir miyim? Ben direkt. Direkt. Evet. Oğlun adı Eymen değil mi? Evet. Ha, Allah bağışlasın. Sağ olun hepimizin. Eymen. Bak öbür avucunu da biri ver. Evet. Önce. Bak şimdi. Senden bir şey yapmanı istiyorum. Ellerini bana doğru uzat. Evet. Uzat şöyle avuçlarını. Bütün dikkatini sol ve sağ avucun içine topla. İki tane E harfi. Biri senin, biri Eymen'in E'si. Bütün dikkatini onun için topla. Birazdan ben parmağımı şıklattığımda bu avuçların kendi kendini çekecek, biliyor musun? Senden şöyle bakalım. Bir şey yapmanı istemiyorum. Tamam. O zaten bakacağım. Birbirini çekecek zaten. Sen say tanıdık. Ben uzak tutmaya çalışacağım hatta. Sen bütün dikkatini avuçların için topla. Tamam. Hazır ol bak. 3, 2, 1 bak. Yavaş yavaş başlıyor. Başlıyor bak. Yaklaşıyor. Yaklaşıyor bak. Çekim gücü yavaş yavaş artıyor bak. Yavaş yavaş yaklaşıyor. 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 Ay niye öyle oluyor? Yaklaşıyor bak. Birbirine çekiyor bak. Gitgide daha da yaklaşıyor. Yaklaşıkça daha çok artıyor. Ay evet, niye öyle oluyor? Yaklaşıkça daha çok artıyor bak çekim gücü. Çok güzel bak. Birazdan iki tane E, Ece'nin ve Eymen'in E'si birbirine sımsıkı yapacak, kenetleyecek bak. Çok güzel. Çok iyi gidiyorsun bak. Yaklaşıyor. Çok az kaldı. Çok güzel. Şimdi o kadar çok yaklaştı ve o kadar çok çekim gücü arttı ki şu aşamadan sonra sen elini açmaya çalışırken o kat kat daha çok artar bak. Dene bak. Bak kat kat daha çok artıyor. Aa, kat kat. Aşırı hissediyorum. Kat kat daha artıyor bak. Kat kat. Bak birazdan sımsıkı yapışacak. Sımsıkı yapışacak. Bir tarafta Eymen'in gücüyle, bir tarafta annesinin aşırı gücüyle bak. Aşırı ısındı şu bak, an. Bak sımsıcak. Birazdan sımsıkı yapışacak bak. Sımsıkı. Sımsıkı bak yapışıyor. Aa, böyle... Yapışıyor. Yapıştı bak. Yapıştı. Aa, yapıştı. 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 Hocam, yapıştı. 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 Bak parmağım şıklatınca ayrılacak. 3, 2, 1. Bak ayrıldı. Ayrılabilirsin istediğiniz zaman şu anda. Ya şu an yani şeyi ayrılmayı bilmiyorum ama çok yapıştı yani. Ve bak sana bir şey söyleyeyim mi hocam, nasıl oldu biliyor musun? Böyle alev sıcaklık böyle böyle geliyor. O niye, ne oldu? Bu sembollerin bir özelliği. Allah Allah, çok enteresan bir söyleyeyim şey yaşadım. Onun hiçbir özelliği yok. Onların hiçbir özelliği kafamda yok. Mı kafamda. Onu şey yaptım? Zihinde o şekilde düşünmeni sağlayarak. Peki yani ısınmayı nasıl yaptım hocam? Onu da yine sen yaptın. Sen ve hani oradaki kodlarla. Şu nasıl? An yok. Yok şu an, yok. An evet. Ne acayip bir değil şey mi? Ya, ne enteresan. İşte insan zihnini bu şekilde, yani kişisel gelişim amaçlı ya da bu şekildeki bir yöntemle ya da yöntemlerle, ki bence böyle bir şeyi yapılan güzel bir dua ya da dinlenilen güzel bir müzik bile bunu hissetmeni ya da elde etmeni sağlayabiliyor. Ay kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Verdiğiniz bilgilerden dolayı da yine bekliyoruz. Aa, seve seve. Çok teşekkürler ve çok şimdi... Çok keyifliydi hocam. Çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Ne değil mi? Gerçekten evet. Çok etkileyici. Böyle etkileyiciydi. Teşekkür ederim. Şimdi efendim biz bize Şahin hocamla devam edeceğiz. Dişlerin üç fonksiyonundan ikincisi olan çiğnemeyi konuşacağız. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Vallahi çok acayip oldu. Böyle nasıl... Şey. Diş eksikliğinin genel sağlığımıza etkisi nedir? Çiğneme fonksiyonu nasıl gerçekleşir? Diş eksikliği çiğnemeyi nasıl etkiler? Yüz asimetrisi ile çiğnemenin ilişkisi nedir? Diş hekimi Şahin Durmuş cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Hemen başlıyorum merak ettiklerimi sormaya. Diş eksikliğinin genel sağlığımıza etkisi nedir hocam? Tabii şimdi diş eksikliğinden önce ilk genel sağlığımızla ilgili, daha doğrusu dişlerin önemiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi az önce Alzheimer'la ilgili hocamız bir şeyler söyledi. Evet. Söylerken arada bir cümlesi dikkatimi çekti. Dedi ki gözlerimiz ve kulaklarımız beynin kapısıdır dedi.
Ben de şöyle söylüyorum, ağız bizim vücudumuzun sınır kapısıdır. Yani her şey burada bir kontrolden geçtikten sonra vücudumuzun içine giriyor. Bu bir yiyecek de olabilir, bu bir içecek de olabilir. Herhangi bir şey yaptığınız zaman ilk önce ağız içine alıyoruz, bunu iyicene çiğniyoruz. Çiğnerken esasında bir yandan onu sindirirken bir yandan da onun içerisinde bizim vücudumuza zarar verebilecek bir madde var mı? Bir cam parçası var mı? Bir şey var mı? Ağız içi onun da kontrolünü yapıyor. Burası sınır kapısı dedik ya. Öte yandan iyi bir sindirim ağızda başlar her zaman. Yani şimdi nişasta sindirimi mesela ağızdan salınan bir takım amilazlarla ya da protein amilazlarıyla sağlanır ve nişasta mideye sindirilmiş bir şekilde gider. Biz şimdi dişlerimiz olmadığı zaman, ağızda iyi çiğneme yapamadığımız zaman ve çiğnemeden lokmalarımızı yuttuğumuz zaman bunun hem kontrol edemiyoruz, acaba içinde bizim için zararlı bir şey olabilir mi diye. Çünkü bazen hani ekmekten ya da yediğimiz herhangi bir şeyin içinden hani küçük taş parçası bir şey denk geliyor illaki. Bu bazen diş kırığına kadar gidebiliyor gerçekten. Dolayısıyla dişlerimiz olmadığı zaman, çiğnemeden yuttuğumuz zaman ilk sıkıntı midede başlıyor. Evet. Midede ne oluyor? Bir süre sonra ağrı yapmaya başlıyor. Ve mide çok fazla basınç altında kaldığı zaman bu sefer işte reflü başlıyor midede. İşte diyor mide ağrısı var, yanma var, yanma hissi var, reflü var. Bunun altında diş eksikliği yatabilir. Bu birincisi. Onun dışında biz iyi bir şekilde çiğnediğimiz zaman tükürük akışını arttırıyoruz. Çünkü biz yemeği ağızda ne kadar uzun süre tutarsak tükürük akışı o kadar fazla arttığı için dişler o kadar fazla temizleniyor. Çünkü tükürüğün en önemli görevlerinden birisi, tamam içerisinde bir takım proteinler var. İşte antiinflamatuar, antibakteriyel, işte bir takım proteinler var yine nişasta sindiriminde ve ağız içi sindirimde görev gören, ama bir de dişleri temizleme görevi var. Yani mesela bir baklava yediğimiz zaman hemen ağız içi sulanmaya başlar. Bir kurabiye yediğiniz zaman anında ağız içi sulanmaya başlar. Bunun nedeni şudur. Beyin diyor ki bak ağza şekerli ve karbonhidratlı bir gıda geldi. Hemen tükürük salınımını arttırıyor ki dişlerin üzerindeki yıkamayı arttırsın ve buna bağlı olarak dişlerimizi temiz tutsun. Yani ağız sulanması o baklavaya karşı sevgi ve özlem değil yani, bildiğiniz o temizlemeye temizleme gelmiş. Tabii. Oradaki şeker artıklarını vesaire, işte karbonhidrat ve şeker artıklarını temizlemeye gelmiş. Bunun en büyük örneği ise işte böyle küçük ev köpeklerinde de görürüz bunu. Salyaları fazla olduğu için dişleri bembeyaz olur. Köpek dişlerinde görürsünüz mesela, bembeyazdır. Dolayısıyla bu iyi bir şey. Ağız içerisinde daha fazla sindirim yapıp daha iyi çiğnediğimiz zaman daha güzel bir temizlik oluyor. Midemiz için daha rahat bir gıda sindirimi oluyor. Üçüncüsü, çiğnemeden hızlı bir şekilde yuttuğumuz zaman şimdi beyin midedeki o doyma algısını yaklaşık 20 dakika içerisinde hissediyor. Dolayısıyla çiğnemeden hızlı hızlı yuttuğunuz zaman bu sefer doyma hissi gelmiyor ve daha fazla yemeye başlıyorsunuz. Bu da ne yapıyor? Kilo almaya, işte az önce konuştuk obezite vesaire gibi bir sürü problemin kapısını bize aralıyor. Ama iyi bir şekilde çiğneyip, yavaş yavaş çiğneyip sindirdiğiniz zaman ve sonra onu mideye gönderdiğiniz zaman daha fazla zaman aldığı için emin olun daha az yemekle daha güzel bir şekilde doyabiliyoruz. Bu da çok önemli. Peki, dolayısıyla sağlık bu yönden ağızda başlıyor. Çiğneme fonksiyonu nasıl gerçekleşiyor? Çiğneme fonksiyonu, şimdi biz ilk ön dişlerimizle kesiyoruz. Evet. Arka dişlerimizle, daha doğrusu ön dişlerimizle kesiyoruz. Yan dişlerimizin sayesinde dille birlikte arka tarafa alıp sağlı sollu öğütmeye başlıyoruz. Ön diş eksikliğinde biz kesme işlemini çok iyi yapamayız. Mesela bunu çocuklarda çok iyi görürüz. Eğmende şimdi ön dişi düştü eğmenin. Ön dişiyle mesela çiğneyemez. Hep yan tarafla tabii çiğner. Tabii. Ön yok şu an. Tabii. Böyle gidiyor. İşte bir dürüm ısıracağı zaman ya da bir sandviç yandan. Mesela yandan hep. Bu yetişkinlerde de aynı şekilde. Ön diş eksikliğinde kesme yapamayız. Arka diş eksikliğinde biz onlara değirmen dişler deriz. Daha büyük azı dişleri. Onların görevi oradaki yemeği İyi bir şekilde ezmek, hı hı, ve ondan sonra mideye göndermek. Oradaki eksiklik de yine az önce saydığım sorunlara neden olabilir. Peki yüz asimetrisi, çiğnemekle ne ilgisi var veya işte ilişkisi tabii ne bu ikisinin? Bu şöyle, şimdi bazen mesela işte bir hasta geliyor, diyor ki hocam 10 sene önce sağ taraftaki dişlerimi kaybettim diyor. Sadece sol tarafla çiğniyor uzun yıllar. Bu sadece diş eksikliğinde olmaz. Dişinizde bir ağrı varsa da o tarafla çiğneyemezsiniz. Hep yemek o öbür tarafa gider. Şimdi bizim burada iki tane maseter kasımız var.
Evet. Bu bazen diş sıkma olan hastalarda botoks yaptığımız kaslar bunlar. Ben evet oraya direkt botoks yaptırıyorum çünkü ben de çok sıkanlardanım. Bu çok önemli. O belki onunla ilgili özel bir program yaparız diş sıkmayla ilgili. Şimdi bu masseter kası şöyle yanağın yan tarafında dikdörtgen bir kastır. Aynen tam olarak orası ve bu çizgili bir kastır. Yani bizim kol kasımızla bu kas birebir aynı özelliklere sahip. Şimdi siz bir spor salonuna gidin. Bir ay boyunca sadece sağ kolunuzu çalışın. Nasıl bir asimetri oluşur sağla sol arasında ya da bacak. Aynı şekilde sadece tek tarafta çiğnediğiniz zaman yüzünüzün bu tarafı kare olur. Sol taraf, sağ taraf daha üçgen olur. Dolayısıyla bariz bir asimetri görürüz. Zaten diş sıkan... Sonra da ameliyat oluruz. Dolgular, molgular. Sonra işte dişlerimizi yaparız bu bir. Tabii. İkincisi oradaki diş eksikliğini giderip hastaya bunu söyledikten sonra artık bu tarafınızda da çiğneyin diye eksik olan tarafla. Öbür tarafa da bir botoks yaparız. Botoks yapma nedenimiz de şu, buradaki kası biz bir süre dinlendirmeye alırız. Yani bir kası inaktif etmemiz gerekiyor ki öbür taraf daha aktif olsun. Zaten bir ay içerisinde ikisi tekrardan dengeleniyor. Dengeleniyor. Tabii. Yani enteresanmış. Ben de bu yüz asimetrisi denilince direkt işte bir tarafımız işte ne bileyim dolgusu fazladır veya bir taraf işte oraya evet. yatıyoruzdur. Hı-hı. Orası daha ödemlidir falan öyle algıladım. Yani tamamen dişlerle... esasında mekanik ve dişin çalışmasıyla alakalı bir durum. Bir de öbür taraftan şimdi biz bir yemek yediğimiz zaman, ısırdığımız zaman, çiğnediğimiz zaman bu şimdi basınçla çiğnediniz değil mi? Evet. Yan tarafta da yanak var. Yemekler yukarı aşağıya kayıyor sağdan soldan. Evet. Bu kayarken dişi temizleyerek kayıyor yukarıya doğru. Bu tarafta diyelim ki alt tarafta diş eksikliğiniz var ve çiğneyemiyorsunuz. Bir, bir buçuk ay içerisinde bu tarafın üst tarafında inanılmaz bir diş taşı oluşuyor. Ya. Fırçalasanız da oluşuyor. Çünkü orada mekanik günlük bir temizlik yok. Orada bir çiğneme yok. Mesela siz bir elma ısırdığınız zaman... Arka tarafa gittiği zaman o elma değdiği her yeri temizleyerek çiğneniyor bir yandan da. Hmm. Dolayısıyla mekanik temizlik çok önemli. Bakın hem yüz asimetrisi yapıyor, hem midede problemler başlıyor, hem dişte diş taşı birikiyor. Diş taşı da gelip diş etinin üzerine oturuyor. Diş etinin üzerine oturduğu zaman diş eti diyor ki burada bir sıkıntı var diyor. Bu sefer ne oluyor? Diş eti kendini korumak için çekiyor. Bu sefer diş eti çekilmesi oluyor. Diş eti çekilmesi de daha da ileriye geçip diş kemik çekilmesi kadar. Oluyor. Diş kaybına kadar gidiyor. Alt dişler kayıp derken üstler de gidiyor bu sefer. Peki ama ilerleyen günlerde bu diş sıkmayı kesin konuşalım. Tamam. Çünkü yani çoğumuzda tabii, var tabii. herhalde bu. Ve bunun yaşı da düştü bu arada. Evet. Şimdi eskiden yetişkinlerde bak, oluyordu. Bende de var yaşı düştü. 18'im ya. Hocam şöyle, bunu özel bir gün konuşacağız. Konuşalım. Böyle 10-11 yaşına kadar düştü. Çocuklarda da bunun özel yöntemleri var. Onları da konuşuruz yine. Peki. Sonuna geldik programımızın efendim. Haftaya yine aynı saatte, aynı kanalda görüşmek üzere. Bütün yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına size sevgiler, saygılar iletiyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Efendim güzel bir hafta diliyoruz herkese. Sağlık ve mutluluk dolu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.